maksadım şu. Benim ilkokul 1'den doktora sonuna kadar ki öğretmenlerin %95'inden fazlası Kürt. Ve ben görevim, neydi benim görevim? Onları sildim galiba. Bir tahtadakini deftere geçirmek, o esnada dinlemek, soruları anlamlandırıp cevaplandırmaya çalışmak. Bunların hepsini yapabildim mi? Yapamadım. Ve zannettim ki ben maalesef sınıfın kötü bir öğrencisiyim, takip edemiyorum. Sonra gördüm ki benim gibi olanlar çoğunlukta. Görüyorum ki öğrencilerimin çoğunluğu öyle. Bunu çözmek için ne yaptım derseniz, belki de yapabileceksiniz. Ama onu galiba bir sonraki saat. Orada atmışım daha sayfaları. Bütün ders malzemelerimi dönemin başında bugün bahsettiğimiz Blackboard Moodle gibi ortamlara paylaşıyorum. Öğrencim isterse onun yanında getiriyor. Birçok hocamıza bunu söylediğimde diyor ki sen ders notunu verdin, bilimi çiğdin verdin, geriye ne kaldı, bu sefer derse gelmeyecek. Eğer hepsini doğru kurgularsanız ama sınıfta bunları tekrarlamak yerine bunları kullanarak pekiştirme çalışmaları yaparsanız inanın bana koşarak gelecekler. Şimdi klişelere çok hızlı geçiyorum. Normalde bir PowerPoint sunumunda neler olmalıdır tarzı gerektiğinizde genelde benim katıldıklarımda bunlar veriyor. Ben de eksik kalmasın diye kocaman saniye bir üzerinde durmayacağım. Ya belki font büyüklüğü çok önemlidir. Font tipi çok önemlidir. Bence çok evet önemlidir ama bunları hepimiz bildiğime inanıyorum. Benim esasım belki çok basit ama benim de sevmediğim bir şeydir. Bütün hepsi büyük harflerle yazmak sanki biraz bağırıyor gibi gözüküyor. Onun yerine küçük harflerle. Renk uyumu çok önemli. Kontrol renkleri çok önemli. Bir de altı çizilmiş çizgiler yerine bir başka yöntem uygulayın derler. Özür dilerim, Elif Hanım'dı değil mi isminiz? Evet. Evet. Elif Hanım'ın sunumunda da, Elif Hocam'ın sunumunda da gördüm. O bana dedim ne kadar aklın yolu birdir dedim. Ben şöyle yapıyorum. Bakın bir bunu göstereceğim. Bir de bunu göstereceğim. Aynı şey, birisinde altı çizili, birisinde kırmızı. Bana sorarsanız kırmızı bu şekilde daha kolay okunuyor. Şimdi birazcık son 5-10 dakikada soluklanıp daha püf noktaları, demin biraz bahsettim esasında. Bir de İngilizcesiyle redundancy. Ben önemli şeyi iki kere, belki üç kere söylemeyi tercih ediyorum. Öyle geldim daha 2000 senesinden beri. Kolta başladıktan sonra birçok kaynakları açtım. Eğitim fakültesinden doktora olan yardımcımla konuştum ve dedi ki esasında bu doğru yöntem. Tabii ki bir önemli şeyi ardışık olarak bir kere üç kere söylerseniz öğrenciyi bayarsınız. Ama nerelerde tekrar söylemek gerektiğini tecrübeyle yaparsanız öğrenci de pekiştirmiş olur. Burada biraz hızlı geçiyorum. Burada söyledim, sırasını bırakmadım. Şimdi birazcık iki tane şey göstereceğim. Bir tanesi bu. Bunu en son bir katıldığım seminerde gösterdim. Çok basit ama çok etkili oldu. Diyelim ki dersiniz veya seminerinizde dediniz ki ben sorularınızı sözlü aldığımda en fazla iki kişiye cevap veriyorum. Lütfen bana sorularınızı şuraya gönderin. Çünkü öğrenci arzu ederseniz çok basit. Hatta ben size göstereyim vaktini sizin çalmamak için. Demin bir şey yapmıştım. Bu Twitter tarzı bir şey. Çok basit. Benim Twitter hesabım yok ama bunu kullanıyorum. Bütün yapacağınız www.tezmit.com şöyle bir adres. Şurayı siz yaratıyorsunuz. Ondan sonra kişilere bu linki verdiğinizde gözlerini takmam lazım. Evet. Ben ismini girdim hemen buraya test. Bir daha test olacak ama bir test daha. Test dedim. Çünkü benim pardon. Evet. Onu göstereyim. Biraz şimdi bu benim PowerPoint'im tabii ki. Ekran, internet sayfamı açmıştım. İki tane sayfam var burada. Evet, şimdi bunu görüyorsunuz. Ben bu ilk başta dün girmiştim bunu. Bunu da bir iki saat önce girmiştim. Şimdi yeni bir giriş yapacağım. Bu üçüye girdim ama bundan sonra tekrar girmek lazım. Evet. Biraz bugün gördüğünüz üzere soru ya da yorumum ekranda gözüktü. Canlandırma, yani animasyon konusunda kaynaklara bakarsanız
görüşlerin bir kısmı der ki buna ben katılmıyorum. Animasyonu çok fazla abartmayın, çok yapmayın. Ben animasyonu biraz canlandırmayı seven birisiyim ama doğru ve uygun şekilde yapılırsa olduğuna inanıyorum. Nedir bu? Bir örnekleme yapacağım. Bu esasında animasyonda değil ama canlandırma. Diyelim ki bir konu anlatacaksınız. Web 1.0 ve Web 2.0 nedir? Farkları nedir? Konusunda bir bilgisayar mühendisliğindeki öğrencilere bir eğitim vereceksiniz. Ve bu da sağlam, güvenilir bir kaynak. İlk adım ne olmalı? Bu iyi güzel de çok kalabalık. Majör ve minör bilgilerin, yorumların birleşmesi. Benim ilk görevim minör dediğim çok ince detayları ayıklamak. Ayıkladıktan sonra diyeceksiniz ki tamam bu bayağı bir iyi, bu tam ana hatları. Yine güzel değil çünkü sinirli değil. Demin Elif Hoca'yla da bahsettiğimiz gibi siyah kırmızılar bununla birlikte daha da vurgu yapıyorum. Ama eğer ben bunu öğrencilerime ders not olarak verirsem ve sadece anahtar kelimeleri kullansaydım, öğrenci tek başına bunu okuduğunda anlam veremeyecekti. Yeterince yalın cümleler ve kırmızılarla da vurgu yapıyorum ve bu bana derste buraya baktığımda kaybolmuyor da kırmızılar gözüme çekip nereye vurgu yapmam gerektiğini hatırlatıyor bana. Ama hala bu benim sevdiğim yöntem değil. Şimdi işte demin bahsettiğim canlandırmaya geçiyorum. Canlandırma demek illaki bir karton film yapmak değil. Tarih tarih getirmek, sanki bir senaryo gibi. Bunun anlamını, bunun sebebini söyleyeceğim. Ve ben buraya her tuşa bastığımda tane tane getiriyorum. Sebebi şu. Buradaki malzemenin hepsi çok önemli olmayabilir. Önemsiz yerde biraz hızlanır, önemli yerde durabilirsiniz. Ama daha da önemlisi, ben şey diyorum, interaktiviteyi yaratma. Belki benim bu sayfamda bir sorumun ve yanıtımın birleşmesi var. Sorun bir yerde, yanıtı bir yerde. Ben hepsini bir yerde göstersem sihir oluyor. Onun yerine belli yerlerde durup öğrencilerime kim bunu cevaplayabilir, neden böyle oldu da şöyle olmadı gibi sorgulamayı, interaktiviteyi sağlıyor. Şimdi burada bir duracağım. Bunu bir ay önce bir başka üniversitede verdim bu eğitimi ve sonra çok sevinerek de çok güzel cevaplar geldi. Diyelim ki siz Web 1.0 ve Web 2.0 anlatıyorsunuz, bunu gösterdiniz. Web 2.0'ı da böyle anlattık, yavaş yavaş, biraz hızlı anlatıyorum buradan. Evet, bunu yaptım. Bu fena değildir belki ama daha iyisi olabilir. Diyelim ki Web 1.0, Web 2.0 nedir ve kıyaslaması nedir anlatıyorsunuz. Daha iyi. Çok güzel. Aynı cevabı ama çok mükemmel cevap. Bu sayede kıyaslayabiliriz. Web 1.0'ın özellikleri şuyken Web 2.0'da şu şekilde değişmekte. Hatta ilk önemsizleri ben verdim. Diğer, çünkü hepsini sorduğunuzda da çok vakit alır. Doğru. Ama nerede acaba genel yanılgı nedir? Öğrenciler genelde nereyi yanlış alıyor biliyorsanız ona göre de kurgulamanız mümkün. Böyle hızlandırıyorum tekrar. Evet, bir makine mühendisinden bir örnek vereceğim. Hani görürsen bir görsel 1000 kelimeye bedel doğrudur. Ben de çok inanıyorum. Burada şimdi bu görselle ilgili bir şey anlatacağım. Bizim makine mühendisi 3. sınıfta imalat usulünü anlatan bir şey var. Bunu ben anlatırım. Ama bunu ben böyle anlatmıyorum. Bu bir Türkçesiyle hassas bir durum. Investment casting'dir. Türkiye'de çokça kullanılır. İşte dersiniz ki önce mumu hazırlarsınız, sonra tıt 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 gidersiniz. Bu benim tavsiye etmediğim bir yöntem. Sebebi yine sihir öldü. Veya interaktivite öldü. Bunun yerine ben adım adım getiriyorum yine. Yani ilk adımda mumdan bir kalıp hazırlanır. Bu mastardan birkaç tane yapılır. İlgi önemsiz yerleri hızlandım. Sonra yavaşladım. Öğrencime sordum. Şimdi hızlandırıyorum tekrar. Neredeyse çok az bir şey kaldı. Bir 5 dakika daha rica edeceğim. Bir şey daha göstereceğim. Belki sizin derslerinize uymayabilir ama bunu gösterdiğimde yine bazı hocalarımızdan bu haber de kullanılır diyenler var. O yüzden göstermek istiyorum. Diyelim ki bir konuyu anlatıyorsunuz, bir problem çözüyorsunuz, bir vaka çalışması var. Ve ben esasında o soruyu
çözdüm. Yine burada. Demin de anlatmıştım. İkinci kez tekrarlıyorum aynı örneği. Burada çözüm var. Ben burada daha önce anlatmak yerine burada göstereceğim. En hızlısıyla üstelik de gerekli yerde hızlanacağım, yavaşlanacağım, öğrenciye soracağım, işin içine çekeceğim. Bunu nasıl yaptım? Tabii ki eminim tahmin etmişsinizdir. Burada taranmış bir görselden PDF, JPEG ne derseniz ama üzerlerine kutucuklar koyarak her tuşta kutucukları atıyorum. Diğer alternatifleri zıttılar. Kroplayarak kroplanmış görselleri işin içerisine çekebilirsiniz. Evet, evet, son 3-4 slide'da da madem ki konu başlığımızda ilginize var. Şimdi hani hiçbir şekilde kolaylık yapmak istemem. Lütfen de saygısızlık olarak anlamayın. Ben devlet lisesi mezunuyum. ODTÜ'den derecemi aldım yüksek dereceyle. Hazırlıkta çok yüksek notlarla geçtim. Ama gel gelelim ki mezun olduktan sonraki ilk işimdeki ilk prestijli bir firmaydı. Telefonu kaldırdım, bir parça siparişi vereceğim. Çok zorlandım. Bazı kişilere İngilizce çok doğal, bazılarına çok zor. Kimimiz matematik, fiziği daha kolay öğrenirken dinlendirmemizin çalışması bir belki. Yabancı dilinde zorlanıyoruz. Ben onlardan birisiydim. Doktoraya Amerika'ya gittim, kabul aldım ama bir şartla gittim. Dediler ki, senin TOEFL skorun tam limite yakın, geldiğinde bir dönem ekstra bir eğitim alacaksın. O bir dönemlik eğitim bana yetti mi? Ama size bir bana önerilerini ben de size yansıtacağım. Çok fayda sağladığına inanıyorum. Radyo dinlemek, İngilizce radyo kanallarından bir tanesini dinlemek çok faydalı. Ve eğer mümkünse, eğer ortamınızda, etrafınızda ana bir İngilizce olan birisi varsa, benim size gösterdiğim konuşma grubu tarzı bir şeyi üniversitenizde, kurulunuzda organize ederek pekiştirebilirsiniz. Ama şimdi bana sorarsanız sunum İngilizce olsun, Almanca olsun, Türkçe olsun. Bir kere insanın rahat olması, kendine güveni, özgüvenin yükselmesi lazım. Bunu da yapabilmeniz için slaytlarımızın çekici, gerçekten iyi tasarlanmış, konuyu çok uzatmadan ama ana hatlarıyla gösteren şey olması lazım. Kalabalık olmaması gerekiyor. Basit. İngilizce'de de yine bana söylenen, onu İngilizce Türkçe'de de yapmaya çalışırım. Kısa, anlaşılır kelimelerle, çok süslü kelimeler seçmeden ama kısa kısa cümlelerle konuşmak isterim. Acele etmem, cümlenin arasında mümkün olduğunca soğutlanmaya çalışırım. Burada birazcık normalden daha hızlı gittim çünkü ısınmak için. Bir de yine buradaki kaynaklara baktığınızda bunları size bırakıyor olacağım. Yani ki giriş kısmı çok önemlidir. Ben de çok önemli değildir ama belki iyi başladım, iyi gidecektir hissi veririm sana. O yüzden yine basit cümlelerle giriş yapmanızı tavsiye eder. Burayı çok önem veririm. Diyelim ki çok karmaşık bir şeyler anlatıyorsunuz. Tıptaki bir yeni uygulama, deneylerin sonucu, karmaşık bir sonucu anlattınız. Belki tekrar vurgulamak istiyorsunuz. Ama bu sefer daha basit kelimelerle, basit cümlelerle ve farklı stilli kelimelerle anlatmak. Bir de genelde tavsiye edilen hepimizin de bildiği, evet, ilk kısımları biraz ezberleyelim ama hepsini ezberlersek de rigid oluruz. Hatta bazı sunumlara giderseniz ne kadar güzel konuştu, hayran olursunuz ama soru cevabı geldiğinde farklı bir stile girir. Çünkü artık ezberlenmeyen bir cümlelerle cevap verilir. O yüzden ben artık giriş kısmına önem veririm. Zaten bilgi konusunda bir kısmı ezberlemem. Neler söyleyeceğimi kafamdadır. Ama cümleleri ezberlemem. Evet, burayı da şey yapayım. Ses tonunda bak. Şurada ses tonuna gireyim. Yine bizim üniversitedeki bir uygulamadan bahsedeceğim. Eğer beğenirseniz siz de lütfen sizin konuda yaptırın. Düzenli olmasa da bizim üniversitede bir tiyatrocu var. Tamer Bey diksiyon dersleri verir öğrencilerimize. Benim bir organizasyonumla hocalarımıza önce bir eğitim verdi. Diksiyon, düzgün
sözcüğü kullanmak için daha sonra randevulaşma suretiyle 45'er dakikalık randevular vardı. Bu konuda da destek alabilirsiniz. Rica ederim. Siz sorunuz varsa, hatta bilmiyorum ki belki de eğer hakikaten artan olduysa bakalım buraya soralım. Evet, bir kişiden cevap gelmiştim. Aylin Hanım'dan ben çok faydalı oldu, teşekkürler. Ben de kendisine ve size teşekkür ediyorum. Bir tek şunu göstereceğim. Son bir dakikamda müsaade ederseniz. Bu şeyi göstereceğim. Bu hani dedim ya, o evliler bir tanesi. Farklı uygulamalar da var. Facebook hesabı açar gibi yarım dakikada hesabınızı açıyorsunuz. Daha sonra soruları çok basit bir şekilde yapıyorsunuz. Bir tanesini hemen yapayım istiyorsanız. Diyelim ki şu soruyu seçtim. Şu anda aktif değil. Şunu tıklayarak aktif hale getirdim. Ve şu anda sizlerin vereceği yanıtlar henüz gözükmeyecek. Ama heyecan katmak için şu hale getiriyorum. Herkes buraya yanıt verdiğinde rakamlar değişiyor olacak. Eğer vakit var da ilgilenirseniz lütfen şu adrese gidin. Zaten orada da yazıyor. polev.com/muratsuzlar889. Ben de geleyim. Bakın siz, benimki zaten hemen hazırdı galiba. Şurada. Evet. Mesela lütfen ekrana bakın. Ben diyelim ki şunu seçeceğim. Bakın tık. Şu ana kadarki katılımcıların %100'ü bunu dedi. Şimdi bence bu doğru bir uygulama değil çünkü diğerlerini etkileyebiliyor. Şu anda görmesinler, sonra görsünler derseniz izliyorsunuz, seçenekleri görüyor kişiler. Ama süre bittiğinde veya sizin tercihinize göre o süreçte de acaba cevaplar nasıl değişiyor da görebiliyorsunuz. Evet. Benim söylemek istediklerim ana hatlarıyla bunlar. Sorularınız varsa memnuniyetle yanıtlamak isterim. Slaytlarımı desktop'ta Ayşe Hocam. Veya tamam. Size de tekrar sonrasında gönderirim. Ben buradan istedim. Teşekkür ediyorum. Örneği eğitici gelişim sürecinde kullandıkları yöntemlerin tamamı aslında geri bildirim